Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman, Akedaş Kahramanmaraş, İstiklal Spor'un tesislerinde düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Şehrin önemli isimleri, kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca ve teknik ekiple bir araya gelerek kulübün geleceği, ihtiyaçları ve geliştirilmesi gereken alanlar üzerine değerlendirmelerde bulundular. Bu takımı ayağa kaldıralım diye Büyükşehir Belediye Başkanımız hep bir araya geldiğimiz zaman şehri bu moralmen de ayağa kaldırmak için bu işe girdik ve çok ciddi katkısının olduğunu da çok kısa sürede gördük. Ziyaret sırasında Vali Mükerrem Ünlüer öncülüğünde sporun şehrin gençleri üzerindeki olumlu etkileri ve spor altyapısının geliştirilmesi üzerine görüşler paylaşıldı. Arkadaşlarımızın eksiklere rağmen ki gayretini sahada görüyoruz. Bu konuda da önümüzde çok daha umutla bakıyoruz bunlar sayesinde. İnşallah sizlerin bu emeğinin karşılığını biz de sahada bu arkadaşlarımızla beraber şampiyonlukla sonuçlandırıp göstereceğiz inşallah. Tekrar teşekkür ederim, sağ olun, şeref verdiniz hepiniz. Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman, sporun toplumsal barışa katkısına dikkat çekerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, belediyenin spor faaliyetlerine desteğini sürdüreceğini vurguladı. Tabii bugün istiklal sporumuzun onlar için kurmuş olduğumuz aslında geçici tesisteyiz. Yani burası ama neredeyse ikincilik belki de şartlarında böyle birincilik şartlarında bir tesis oldu. Burada futbolcu kardeşlerimizin kalmış olduğu sonrasında saha güzel bir onlara idman sahası da yaptık. Güzel bir tesis haline getirmiş olduk. Burada bugün yemeğimizi onlarla beraber yedik. Sayın Valimiz, Sayın Emniyet Müdürümüz beraberdik. Tabii inşallah bunun daha güzelini şehrin daha havadar ortamlarında yapacağız. İnşallah takımlarımızın böyle kalabileceği, idman yapabileceği tesisleri şehre kazandıracağız görev süremiz boyunca. Tabii dediğim gibi zor şartlarda kurulmuş bir takım. Bugün şampiyonla oynuyor çok şükür. Gerçekten herkes büyük fedakarlıklar yaptı. Ben emeği geçen herkese, sayın valime, iş adamlarımıza, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir iş başarıldı diye düşünüyorum. Ve şimdi inşallah futbolcularımız da onun hakkını veriyorlar. Şimdiki amacımız stadı yapmak. İşte hem Büyükşehir Belediye'miz olarak biz bunun işin koordinasyonunu yapıyoruz. Bakanlığımızla görüşüyoruz. Bakanlığımızla beraber şehre güzel bir stat kazandıralım istiyoruz. Şimdi sıra ona geldi. Tesis anlamında şu anda önemli bir tesis yapılmış oldu. İnşallah bunu statla perçinleyebilirsek önce bir geçici oynayabilecekleri bir alan. Sonra da inşallah büyük bir stat. Bizim en büyük şu andaki önceliklerimizden bir tanesi. Dediğim gibi güzel bir takımımız var, iyi bir takımımız var. İnşallah bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. İleride bu günleri böyle güzelce hatırlarız yani. Çünkü gerçekten kurarken çok zor şartlarda kurduğumuz bir takım. Milletvekillerimiz, sayın valimiz, ben gerçekten çok uğraşıyoruz bu iş için. Tabii sadece Büyükşehir'in kaynaklarıyla yapılabilecek bir şey değil bu. Yani Büyükşehir'in kaynaklarını çünkü çok özenli kullanmak lazım. Bugün şehrin her tarafı yıkılmış bir şehirden bahsediyoruz. Altyapısıyla, üst yapısıyla. O yüzden ben yani tek başına bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak stat yapmaya kalksam şehrin birçok hizmetini yapamayız ve o da şehrimizdeki vatandaşlarımızın gerçekten hayat standartlarının kötüleşmesine yol açar. Zaten bu doğru bir şey olmaz ama şu var. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu işin koordinasyonu tabii ki bizlere düşer. Milletvekillerimizle, sayın valimizle beraber, sayın cumhurbaşkanımız da başta olmak üzere ilgili bakanlığımızla falan çok ciddi manada uğraşıyoruz. Geçenlerde Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum geldiğinde sağ olsun o da bizlere güzel bir umut ışığı yaktı. Gerçekten çaba sarf ediyoruz. Şu anda geçici anlamda sayın valimizle beraber yürüttüğümüz, milletvekillerimizin bakanlığımızla görüştüğü geçici bir stat yapma durumumuz var. İşte onu takip ediyoruz. Merkez spor kompleksimizin oraya. İnşallah orada zaten güzel şartlarda oynayacaklar. İnşallah orayı bitirdiğimizde. Ama o bizim için tabii ikincil bir stat. Esas stadımızı inşallah Büyükşehir Belediyesi hem ilgili bakanlığımız, bakanlıklarımızın belki bazılarının içerisinde olabileceği bir oluşumla yapmayı planlıyoruz. Oraya yaşayan bir stat olsun istiyoruz. Başkaca spor faaliyetlerini de gerçekleştirebileceğimiz bir alan olsun istiyoruz. Bunun da çabalarını hep beraber gösteriyoruz. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Program spor tesislerinin gezilmesiyle sona erdi. Bu buluşma Kahramanmaraş'ın sporuna verilen önemi
ve İstiklal Spor'a olan desteği bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca spor altyapısının gelişimi için atılacak adımların değerlendirildiği bu toplantı, kulübün geleceği adına olumlu bir atmosfer oluşturdu.